Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda. Bugünkü haberlerde özellikle Fransız tarafından gelen haberleri ve Yunan tarafından gelen değişik haberleri irdeleyeceğiz. Ve ki ve Azerbaycan tarafı. Azerbaycan'da denemeye aldığımız yeni yeni Daşnak uçuranlar. Neler mi? Öyle ilginç şeyler, öyle ilginç teknolojiler deniyoruz ki birilerinin aklıyla beraber bedeni de bulut oluyor. Tüm bu konular ve daha fazlası için buyurun videoya dostlar. Yunanistan, Sirtakiler dün Türkiye'nin yayınlamış olduğu Navtex'e karşı Navtex yayınlayaraktan cevap verdiydi. Hayır buralar bizim denizimizdir, buralar Helen denizidir dediydi. Türk Navtex'ine Ardından bugün Türkiye'nin yeni Navtex yayınladığı Oruç Reis yeni araştırma sahaları arkada haritayı paylaşıyorum belirlendi. Yukarıdan başladık. Rodos Kızılhisar arasından başladık. Girit'e doğru gidiyoruz. Oralarda bittikten sonra hedef belli zaten. Girit. Girit'e de gideceğiz inşallah. Tabi Yunanların yayınladığı Navtex'te özetten şöyle diyor. Hayır buralara giremezsiniz. Sizin yayınladığınız Türklerin yayınladığı Navtex hükümsüzdür. Hükümsüzdür. Uran Böyle giderse zaten yakın bir zamanda Yunanistan'da hükümsüz kalacak da farkında değil bu değişikler. Tabi Yunan tarafı böyle yapıyor ama İsrail basınından Jerusalem Post gazetesinden de gelen ilginç haberler var. Jerusalem Post diyor ki bizler ne yapıyoruz kendi ayağımıza sıkmaya mı çalışıyoruz ve sıkıyoruz da nasıl? İsrail BAE ile yaptığı antlaşma sonrası Amerika Bay'ye F-35'leri satmak için imzalar atmaya hazırlanıyor. İsrail basında yazan haber ise öyle demiyor. Ne diyor? Jerusalem Post gazetesi diyor ki zaten Amerika Bayi F-35 satışını onayladı. İmzalar atıldı fakat gizli tutuluyor. Bunu İsrail'in başbakanı Netanyahu da biliyordu ama İsrail kamuoyuna açıklamıyor. Gizli kapaklı iş yapıyor. Şöyle devam ettiriyor Jerusalem Post. Aynı Netanyahu hükümeti Almanya'nın Mısır'a denizaltıları Dolphin sınıfı, Yunus sınıfı denizaltıları satışı için onay vermişti, izin vermişti. Allah Allah. Hani Amerika Bayi'ye F-35 satacak, İsrail izin veriyor. Almanya Mısır'a denizaltı satacak, gemi satacak, İsrail izin veriyor. İsrail'in izin vermediği işler, satışlar gerçekleşemiyor mu? Evet gerçekleşmiyor. Zaten Türkiye F-35'i alamayacaktı. Bir şeyleri bahane edeceklerdi. Ne bahane ettiler? S-400'leri bahane ettiler. S-400'ler olmazdı. Yunan Türkiye gerilimini bahane edeceklerdi. Ege adalarını, Oruç Reis'i bahane edeceklerdi. O olmazsa Libya'yı bahane edeceklerdi. O olmazsa Suriye, İran kuzeyi ama Amerikan tarafı İsrail'in ağzından bir tarafları mutlaka bahane ederekten bize F-35'leri vermeyecekti parasını ödediğimiz halde, orta gövdelerini bizim yattığımız halde yine bize F35'leri vermeyecek çünkü İsrail kendi güvenliği açısından bölgenin en güçlüsü olmak için Amerika'ya bu satışı izin verdirtmeyecekti. Zaten İsrail'in tüm yaptığı bu hazırlıklar, Arap ülkeleriyle yaptığı barış antlaşmaları bir şeylerin hazırlığı. Her zaman diyorum size. Kıyamet Savaşı'nın hazırlığı, İsrail Büyük İsrail hedefinden vazgeçmedi. Fakat Türkiye, fakat Reis Erdoğan onlara Bob projesiyle karşılık veriyor. Onlar Bob projesi, Bob projesi deyip deyip duruyordu. Bob projesi ne mi? Sizlere bununla ilgili bir video yapmıştım. Büyük Osmanlı projesi, büyük Türkiye projesi, Bob projesi. Bunu tüm dünya konuşuyor sevgili dostlar. Zaten sizler de biliyorsunuz. Ben sizlere burada peyderpey anlatıyorum, aktarıyorum. Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya yani alabildiğine büyük ülkelerin hepsi Türkiye'nin Büyük Türkiye projesini konuşuyor. Yeni Osmanlıcılık projesini konuşuyor. Bu konuşanlardan biri de zaten Fransa buna biraz sonra değineceğim. Geliyorum geri Sirtaki kafalara, Yunanistan'a. Yunanistan'da akıllara zarar iddialar gelmeye devam ediyor. Yunanistan diyor ki Türkler durmuyor. Türkler hem askeri alanda hem de şimdi de balıkçıları kullanıyor. Balıkçı teknelerini kullanaraktan istihbarat faaliyetleri yürütüyor, ajanlık faaliyetleri yürütüyor iddiasını ortaya attı Yunan basını. O. Oh. Bu kafa bu kafa öyle böyle kafa değil. Yunan tarafı diyor ki Türkler çok özel, süper gelişmiş teknolojik balıkçı teknelerini destekliyor. Bunların üretimini yapıyor. Bu tekneleri almak isteyenlere karşı özel krediler açıyor ve onları destekliyor. Türkiye tarafından büyük, modern, gelişmiş, süper balıkçı tekneleri Bunlar devlet tarafından destekleniyor. Hatta Erdoğan bile oraya giderekten bu tekneleri ziyaret etmişti. Bu balıkçıları ziyaret etmişti. Onlara desteğini ileterek, onlara desteğini belirterek durmayın, mavi vatanda balık avlamaya devam edin dediydi diyor Yunan basını. Yunan basını MIT bu işin içinde, MIT bu işin göbeğinde. Bu süper tekneler, bu özel istihbarat ağıyla kurulmuş olan tekneler geliyor, bizim adalarımızı gözetliyor, bizim askeri tesislerimizi gözetliyor. Bizlere karşı radarlar göndererekten bizlerin gemilerini, savaş gemilerini engelliyor, istihbarat almamızı engelliyor. Vallahi öyle bir yazı yazmış ki bu Yunan basını. Hani böyle insan bir anda değişiyor. Yahu biz ne olduk acaba? Biz gerçekten bu kadar teknolojide üst seviyeye mi çıktık? Yoksa Yunan'ın Amerikan filmlerini izleye izleye yürüttüğü fantaziler fantazi olarak mı kalacak? Onu bunu bilmem de sevgili dostlar teknolojide bilmediğimiz birçok adımları attık. Bildiklerimizi zaten ben size burada anlatıyorum da bilmediğimiz nice adımlar attık. Yunan korkmakta haklı. Ankara bu adımı atmakla Ankara süper tekneleri üretip süper teknolojilerle geliştirilmiş tekneler ve Türkiye'nin o tekneler içine yerleştirilmiş olduğu önleme ve elektronik harp sistemleriyle denizlerimizde bir hedefi var diyor Yunan tarafı. Peki bu hedefler neymiş? Bu hedefler Türkiye keşif ve gözlem faaliyetleri yürütüyor. Türkiye bizim istihbarat yapmamızı engellemek için bu elektronik harp sistemleriyle donatılmış olan tekneleri de kullanıyor. Yunan denizinin her tarafına bu tekneleri yayaraktan askeri anlamda değil de sözde sivil anlamda her tarafa gelmiş oluyor ve her tarafı kuşatmış oluyor. işgal ediyor. Helen denizini işgal ediyor. Allah Allah. Helen Denizi'ymiş. Ne zaman oldu Helen Denizi? Siz öyle 70 yıl boşlukta belki bir fantazi kurmuş olabilirsiniz. O fantazinizi kapatıyoruz. Yunan diyor ki onu bunu bilmeyiz. Bu Türklerin geliştirdiği yeni taktiksel bir saldırı çeşididir. Askeri değil ama sivil noktada saldırı çeşididir. Evet bizim gayıkçılarımız size yeter diyorum her zaman. Çorum Gamyoncular Birliği, Antalya Gayıkçılar Birliği. Hadi bakalım size çok görevler düşüyor. Geçiyorum makaronun diyarına. İslam'la bugünlerde çokça uğraşmaya başlayan zırt ıpırt makaron, makaronun aklı, makaronun tahtaları, makaronun kayışı iyice gevşemeye başladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu makaronun kayışları üzerinden yürüttüğü karşı cevap makaron çok alındı. Ne oldu? Macron diyor ki Fransız büyükelçisini, Fransa'nın Türkiye büyükelçisini geri çekiyoruz. Türkiye'ye küstük, oynamayız. Biliyoruz Macron sen Türklerle uğraşa uğraşa karşında her tarafta Türkleri göre 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 iyice tımarhaneye bağladın, tımarhanelik oldun. Macron eğer ki gidip o tımarhaneye yatmazsan biz dahi gelip seni tımarhaneye yatırmasını çok iyi biliriz. Sizlere dediğim gibi Bob projesi, Büyük Osmanlı projesi, Yeni Osmanlı projesi, Büyük Türkiye projesi tıkır 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 işliyor Allah'ın izniyle. Fransa'nın genel kurmay başkanı, Fransız eski genel kurmay başkanı yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bu Yeni Osmanlı projesini bir an önce durdurulması gerekiyor. Avrupa olarak, dünya olarak durdurmalıyız dedi bu genel kurmay başkanı. Vak. Hani şöyle böyle de bir fotoğraf var ki of akıllara zarar. E yanından makaronla beraber böyle kehlene kehlene arabanın sırtında gidiyorlar. Fransız Genelkurmay Başkanı Fransa'nın eski Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bu yeni Büyük Osmanlı projesini durdurmak için bir an önce girişimlere başlamalıyız. Çünkü Erdoğan bu fikirlerini, bu Büyük Osmanlı fikirlerini askeri manifestoyla geliştiriyor ve sahada uyguluyor. Bizler de bakıyoruz denildi haberde. Fransa'nın karşısında en büyük tehlike ve tek tehlike Türkiyedir, Türklerdir. Fransa'nın Afrika'daki, Batı Afrika'daki, Fransa'nın Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki Fransa'nın Kafkasya'daki karşısında duran en büyük tehdit Türklerdir denildi haberde. Türkiye 1918'de resmen ortadan kaldırılmış bir imparatorluğu tekrardan canlandırmak istiyor, hayata geçirmek istiyor. Bunun için attığı adımlar, bunun için izlediği politikalar, bunun için askeri manifestosu ve dışa yönelik artık Türkiye'nin tehditleri dışarıda, Türkiye'nin dışında başlar politikası bizim karşımızda en büyük engeldir denildi bu Fransız general tarafından. ABD'nin küflü yapıya güvenemeyiz, Avrupa'ya güvenemeyiz diyor. Hani Avrupa dediği içinde Almanya, İspanya, İtalya. Bizler Fransızlar yanımıza Yunanları alaraktan, yanımıza Türkiye'ye karşı gelen diğer ülkeleri de alaraktan buna bir çözüm geliştirmeliyiz ve bunu derhal yapmalıyız diyor bu general. Yanına Yunanları alacakmış. Of 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 ne korktuk herhalde yanlarına böyle 300 Spartalı'yı aldık artık Türklerin karşısında bizi kimse durduramaz. Yağlı mağlı böyle tavuk kıçı gibi vücutlarıyla kaslı vücutlarıyla bize kafa tutacaklar. Fransa sen kime güveniyorsun? Biz ne yaparsak Fransızlar Yunanlılar ve diğer ülkelerle beraber yanımıza alacağız. Diğer ülkelerle beraber Türklere karşı geleceğiz. Bugün yapmazsak yarın çok geç olur diyor makaronun genel kurmay başkanı. Onu bunu bilmem de siz böyle bir adım atmaya kalkın elinizden geleni ardına koymayın. Zaten biz size yapacağımızı biliriz. Sizin 300 partalarınızı birden alır seni onu bunu şunu 50'ye sarayında o tuvaletsiz sarayınızda bağıttıra bağıttıra kovalarız. Buradan geçiyorum. Aynı Fransız basınının, Fransız gazetesinin yazdığı, Fransız Genelkurmay Başkanı'nın anlattığı haberin benzeri bugün İsrail Hares gazetesinde çıktı sevgili dostlar. Bakın isim veriyorum. İsrail Hares gazetesi. Bilal Feyza'da yalan yok. Gerçekler sadece gerçekler var. Açıp okuyabilirsiniz. Dün sizlere yeni dünya düzeninden bahsetmiştim. Yeni dünya düzenini onlar kurmaya çalışıyor ama bizler geleceği inşallah bizler kuracağız. Yeni dünya düzenini inşallah bizler kuracağız diyorum. Ve bunu aynen aldı İsrail Hares gazetesi yazıyor. Türkiye'nin yükselen bir yıldız olduğu bu günlerde Erdoğan yeni dünya düzenini kendisi kurmak istiyor. Türkiye yeni bir dünya düzeni planlıyor denildi haberde. Neymiş içerik? Aynı Fransızların dediği gibi Türkler Afrika'da Türkler Asya'da Türkler Kafkasya'da Türkler Avrupa'da Türkler Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Ege Denizi'nde Karadeniz'de Türkler her tarafta durdurulamıyor ve ilerlemeye devam ediyorlar. Her bölgede bir operasyon, bir askeri operasyon ve harekat çekiyorlar. Biri duruyor, diğeri başlıyor. O duruyor, o başlıyor. Türkler durmuyor, durmayacaklar, ilerleyecekler diyor İsrail gazetesi. Uluslararası politikada kimse Erdoğan'ın bu güçlü duruşunun yumuşamasını, Türkiye'nin bu güçlü duruşunun yumuşamasını hiç ümit etmesin, hiç beklemesin. Çünkü Türkiye'nin tek ama tek hedefi şudur. Türkiye her yerde olacak, Türkiye'yi kimse durduramayacak. Durmadık, durmayacağız. Koşar adım ilerliyoruz, ilerlemeye devam edeceğiz inşallah. Ve geçiyorum sizlere Ermenistan Azerbaycan arasında sürülen Dağlı Karabağ krizinde Dağlı Karabağ operasyonunda yaşananlara dün sizlere bir fotoğraf göstermiştim. Fotoğrafta yine tanjant kotanjant bayraklar TB2 ankalar uçan bombalar uçan mamleler mamceler veya İHA kamikazeler veya farklı bir sistem böyle geldi böyle 360 derece döndü dolaştı gidip daşnakların kafasına bum oldu daşnaklar artık yok. Taktiksel olarak mekan değiştirdiler demiştim. Evet. O kullanılan sistem bugün iddiası ne olduğu ortaya çıktı. O kullanılan sistemin Türklerin geliştirdiği yeni kamikaze drone olduğu ortaya çıktı. Elhamdülillah. Termoratik başlıklı kargo kamikaze İHA'mız burada. Ermenistan, Dağlı Karabağ, Azerbaycan arasında orada denenmekte. Daşnaklar bir tür kobay olarak deneniyor. Vallahi kaçın. Biz size kaçın diyoruz. Kaçmıyorsunuz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgalci Daşnak Ermenistan askerlerini bu kargo kamikaze İHA SİHA sistemiyle vurduğu iddia ediliyor. İddialar, gerçekler ve yaşananlar. Sonuç uçan daşnaklar. Kargular, alpagular, bilmediğimiz birçok sistemleri Türk mühendisleri, Türk işçisi, Türk çalışanları üretiyor. Elhamdülillah. Üretmeye de devam edeceğiz. Bu çağ, bu çağ Avrupa'nın çağı değil. Bu çağ Amerika'nın çağı değil. Bu çağ Rusların çağı değil. Bu çağ Türk İslam çağıdır. Allah'a çok şükür. Ve bu çağda inşa eden Türkiye'dir. Ve Türkiye etrafında kenetlenen diğer dost ve kardeş ülkelerle beraber şahlanarak yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.